Hola amigos, ¿cómo están? Hoy hablaré de cómo fue mi servicio militar y cómo es actualmente en Turquía. Explicaré mi idioma porque aún no hablo bien el español. Sigo estudiando. Muchas gracias por las palabras de apoyo. Espero poder hablar español pronto y platicar más con ustedes. Bu videoda Türkiye'deki askerlik sisteminden bahsedeceğim. Geçmişte nasıldı, şimdi nasıl ve benim deneyimim nasıl? Türkiye'de her sağlıklı erkeğin askerlik yapması zorunlu. Yalnız üniversiteye gidiyorsanız askerliğinizi erteleyebilirsiniz. Üniversiteniz bittikten sonra da 2 yıl kadar sanırım erteleme şansınız daha var. Daha önceden askerlik 18 aydı. Benim gittiğim dönemde, 2009'da gittim ben. Ben 15 ay yaptım. 2010 Mayıs'ta geldim. Ben geldikten sonra 12 aya düştü. Şu anda 6 ay. 6 ay askerliğini yapıyorsun. Ondan sonra evine geri dönüyorsun. Yalnız bir kanun daha çıktı. Belli bir miktar devlete para verip 20-21 gün askerliğini de yapabilirsin. Askerliği ikiye ayırabiliriz. İlk bir ayı acemi birliğidir. Acemi birliğinde temel askeri bilgileri öğrenirsin. Silah kullanmasını öğrenirsin. Savaşma sanatını öğrenirsin. Nasıl hareket edeceğini öğrenirsin. O ilk bir ay acemi birliği bittikten sonra yemin töreni olur. Yemin edersin. Ondan sonra usta birliğin açıklanır. Usta birliğine doğru yol alırsın. İkinci kısım ise usta birliğidir. Usta birliğini başka bir şehirde yaparsın. Büyük ihtimalle, %90 ihtimalle seni başka bir şehirde gönderirler ve belli bir görevin vardır. Kalan aylarını o görevini yaparak icra edersin. Ben acemi birliğimi İskenderun'da yaptım. Usta birliğimi ise Marmaris'te yaptım. Deniz piyadeydim. Acemi birliği herkes gibi geçti. Halen unutamam bazı anlarımı. Usta birliği çok sıkıcı geçti benim için. Askeri tatil köyünde danışmadaydım. Elime silah aldım diyemem usta birliğinde. Biz askerlik anılarını ömrümüz boyunca unutamayız. 20 yıl sonra bile sanki o gün yaşamış gibi askerlik anılarını anlatabiliriz. Aynı şekilde arkadaşlıklarla 20 yıl sonra bile arkadaşlarınla görüşebilirsin. İşte Türk erkekleri için bu büyük bir travmadır askerlik. Unutamazsın, hiçbir zaman unutamazsın. Biz bir de abartmayı çok seven bir milletiz. Atıyorum askerden mutfakta görevin mutfakta meyve sebze soymak. Patates soyuyorsun mutfakta. Ama gidip çarşıda, stüdyoda bir fotoğraf çektiriyorsun. Üzerin full kamuflaj, elinde bazuka. Askerlik bittikten sonra ballandıra ballandıra anlatabilirsin. Yani bunun çok örneği var. Halbuki askerde yaptığın şeyler basit, temel görevler yani. Savaşmadığın sürece, doğuda terör bölgesinde görev almadığın sürece ya da savaşmadığın sürece askerlik genelde rutin. Senin belli bir görevin vardır. Onu yaparsın. Askerliğim boyunca sadece bir kere ceza aldım. O da çarşıya çıkma cezasıydı. Görevim bittikten sonra alayın içerisinde halı saha vardı. Halı sahada maç oynayanları izliyordum dışarıdan. Her askere gibi benim de künye vardı. Ben onları da çıkartır, elimde sallardım böyle. O şekilde izlerdim. Arkamdan bir tane komutan, assubay geldi. Ne yapıyorsun oğlum sen, onu niye sallıyorsun? Senin çarşı iznini kesiyorum bu hafta. O hafta çarşıya çıkamamıştım. Tek cezam oydu. Eskiden cezalar biraz daha ağırdı, biraz daha sertti. Disko diye tabir ettiğimiz ceza türü vardı. Herhangi bir itaatsizlik veya bir suç işlediğinde diskoya gönderilirdin. Diskoda ne olurdu, ne yaparlardı? Sana tuvalet temizlettirirler, yerleri temizlettirirler. Gece uyutmazlar, sabaha kadar yüksek sesle müzik çalarlar. Bunu zamanla kaldırdılar. Şu anda artık disko cezası yok. Ben askerliğe Şubat ayında başlamıştım. Şubat ayı bayağı bir soğuktu. Askerliğin 3. günü veya 4. günü olması lazım. İstanbul'dan bir askeri heyet geldi. Aranızdan balık adam seçeceğiz diye. Kim olmak ister dedi. Olmak isteyenler el kaldırdı. Bölüğün yarı yarıya ayrıldı zaten orada. El kaldıranlardan bir tanesi de bendim. El kaldıranları aldılar, götürdüler dışarıda sabahın
6 sınıf, 6 gibi bir şey. Daha güneş doğmamış, yeni yeni doğuyor. Deniz buz gibi. Bizi deniz kenarına götürdüler. Nasıl yüzüyoruz yani, nasıl, yeteneklerimiz nasıl suda, ona bakacaklar. Herkesi sıra sıra arka arkaya dizdiler. Ben orada pişman oldum neden el kaldırdığımı. Komutan sandalyede oturuyor denizin kenarında. Beton bir bariyer var. Deniz aşağıda yaklaşık 1,5-2 metre aşağıda. Atlıyorsun, dibin ne kadar olduğunu bilmiyorsun zaten. Nereden baksan 4-5 metre var. Kimisi son anda o sırada en öndeki çocuk, bazen önündekiler, bazen fikirlerini değiştiriyorlar. Komutanım ben vazgeçtim, atlamayacağım. Komutan öyle bir şansın yok deyip arkadan denize doğru itiyor sizi. Orada bir fikrinizi değiştirme şansınız yok. Sıra bana geldi. Komutandan emir bekliyorum atla diye. Atla dedi, atladım. Dive daldım. Çok karanlık zaten, bir şey göremiyorsun. Su buz gibi. Tek elini havaya kaldır. O şekilde suyun üzerinde kalmaya çalış dedi. Tek elini kullanmadan yaptım. Diğer elini kaldır. Yüzmeye çalış. Tek elinle yüzmeye çalış dedi. Onu geçtim. Bu sefer iki elini birden kullanmadı. Sadece ayaklarına, suyun üzerinde kalmaya çalış dedi. Kaldım. Yine benim korkulu rüyam, dibe dal dedi. Dipten taş, çakıl falan çıkar dedi. Dibe daldım, hiçbir şey görmüyorum. Tamamen el yordamıyla ulaşmanız lazım, çıkarmanız lazım. Yaklaşık 3 metre falan dibe girdim. Daha dibe ulaşmadım. Sigara içiyorum, muhtemelen bunun etkisi. Fazla panik olmamak için ben yukarı çıktım, orada pes ettim. Sonra atladığınız yerden kıyıya çıkma şansınız yok. Yaklaşık 20-30 metre yüzüp kenardan çıkmanız lazım. O 20-30 metrede yüzdüm. Sudan çıktıktan sonra o kadar soğuk ki yani nefes almanız zor. Kendime gelmem 5 dakika sürdü. Askerlik size çok fazla şey katıyor. Sabretmesini öğreniyorsunuz. Evinizdeki o konfor alanından çıkıp zorluklar yaşamaya başlıyorsunuz. Kendi işinizi kendiniz yapmayı öğreniyorsunuz. Ama 15 ay yapılır mı, 12 ay yapılır mı, o tartışılır. En verimli yaşında gidip hayatımdan 15 ayını zamanında biz verdik. Aslında sadece askeri eğitim, savaş eğitimi alırsan ya da 1-2 ay yapılacaksa evet yapılması lazım. Ama 15 ay yapılır mı? Gerekli mi? 6 ya da 6 ay gerekli mi? Bilmiyorum. Askerlik genç yaşta disiplini ve sorumluluk almayı öğretir. Bu nedenden dolayı eskiden askerlik yapmayana kız vermezlerdi. Yani askerlik yapmayan kolay kolay evlenemezdi. Türk ordusunun nasıl kurulduğundan biraz tarihçesinden bahsedeyim. Türk ordusu M.Ö. 209 yılında Büyük Asya Hun Devleti İmparatoru Metehan tarafından kurulmuştur. Ve bu ordu ilk düzenli, disiplinli ordu sistemi kullanan ordudur. Günümüzdeki tüm dünyadaki düzenli ordular halen bu sistemi kullanmaktadır. Ayrıca Türkler Moğollarla beraber Orta Asya'da aynı imparatorluk çatısı altında yaşamaktaydı. O dönemde Çinliler Türklerden korktukları için Çin Seddi'ni inşa etmişlerdi. Şimdi size tarihteki büyük komutanların Türk ordusu ve Türkler hakkındaki sözlerini aktaracağım. Bana Türklerden bir ordu verin, dünyayı rehin alayım. Napolyon Bonaparte. Türkler öldürülebilir ama mağlup edilemez. Yine Napolyon Bonaparte. Nazi ordusundaki SS subaylarından bir tanesi Adolf Hitler'e sorar. Neden Türklere saldırmıyoruz? Tabii 2. Dünya Savaşı'nda Naziler bütün Avrupa'yı işgal etmiş. Bulgaristan'ı da işgal etmişler. Ta ki Türkiye sınırına kadar. Türkiye'ye girmemişlerdi hiçbir zaman. Hitler de cevap verir. Eğer Türklere saldırırsak onların hepsini öldürmemiz gerekir. Sadece bir tane Türk bıraksak dahi ileride devlet kurar ve bizden intikamını alır diye bir söz söylemiştir. Bu da Hitler'in Türklerden çekindiği, korktuğu anlamına gelir. Türkler az söyler, çok iş yapar. Bunu da Abraham Lincoln söylemiş. Savaşın zevkini almak isteyen herkes Türklerle savaşmalıdır. Bunu da Townsend, İngiliz komutan söylemiş. Türklerle dost ol ama düşman olma. Bunu da Gianni de Michels demiş. Muchas gracias a todos. Nos vemos el siguiente video. Cuídense mucho. Bye. Görüşürüz.